Daha önce de aynı şekilde siz de dinleyicilerimiz habire telefonla soruyorlar falan demiştiniz. Bu zafer ayında işte belalar, musibetler, öyle bir durum söz konusu değil. Yani kitaplarda öyle bir şey yazmamış. Ben sadece babaannemden bir şey duyardım falan. Onu da niye söylerler falan. Sorardım kadıncağıza, niye öyle söylüyorsunuz falan. Muharrem ayı için, doğduğumuz ay, öldüğümüz ay, ne bileyim oğlum, öyle anlatırlardı falan diye. Şimdi orada çok büyük hadiseler vuku bulmuş. Ondan söyleniyormuş o. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, cennete çıkartılması, tevbesinin kabul olması, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i geçmesi, İsa Aleyhisselam'ın göğe çıkartılması, ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufanın başlaması, tufanın bitmesi, Yunus Aleyhisselam'ın deninde balığın karnından aynı şekilde karaya çıkması, Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan kurtulması, bir sürü hadise vuku bulmuş çok. O Muharrem'in, Muharrem ayında, Muharrem'in 10'unda. Allah Teala ezelde öyle dilemiştir. Demek ki onun için söylüyor. Onun dışında böyle bir durumda söz konusu değil. Allah Teala bütün aylar aynı şekilde mübarek kılmıştır. Hatta birisi geçen sene Ramazan-ı Şerif bitiyor, bittiği sana elhamdülillah demiş. Mübarek 11 aylar geldi. Mübarek 11 aylar geldi. Tövbe yarabbim. Bakın şaka bakın şu anda. Safer ayında bulunuyoruz. İşte Ocak başladı. Ocak 1, 2 gidiyor. Mayıs'ın ortalarında bir yerde 3 aylar giriyor. Giriyor. Yani şeyin söyleyiver bir ay sonra. Rebiülevvel'in 12'si. Mevlid Kandili geliyor. Mevlid Kandili. Rebiülevvel. Arkasına Rebiülahir. Cemaatil evvel, cemaatil ahir, Recep-i Şerif. Sonra Şaban, sonra Ramazan-ı Şerif. Çabucak getirdik. Sonra da bayram, Şevval ayı geldi. Tamam. Mübarek 11 aylar başladı. Mübarek aylar, 11 aylar başladı. Ben size daha önce Safer ayı ile ilgili sordum da, ondan sonra bir başka dinleyicimiz galiba öğrenmem için göndermiş. Safer ayında sayıda veriyorlar. Yani 240 mı yanlış hatırlamıyorsam, yoksa 420 mi ne, bela gelirmiş. Ve bunların hepsini ayrı ayrı birer birer defedebilmek için de bir şey var orada okunacak. Onu okumak gerekiyormuş. Temel kitaplarda böyle bir şey bildirilmemiş ve 3 ayları anlatan kitaplarda da ve 3 ayları anlatan mübarek geceleri, mübarek günleri, mübarek zamanları anlatan aylarda da kameri aylar anlatırken de böyle bir şey bildirilmemiş. Ha, birileri bir şeyler yazmıştır. Mesela şimdi onlar unutuldu da Osmanlı dönemlerinde halen daha var. Mesela şeyde Hristiyanlar yapmış olduğu şeylerde dikkat edin. Mesela Salı gününü uğursuz kabul ederler. Niye? O dönemde İstanbul Salı günü fethedilmiş. Bizans'ın elinden Salı günü çıkmış. Dolayısıyla bunu yaymışlar. Salı gününde uğursuzluk var diye. Hiçbir alakası yok. Safer ayında da gayrimüslimlerden herhangi birisinin aynı şekilde, diyelim ki memleketi Müslümanlar tarafından aynı şekilde fethedilmişse, adam onu getirmişti. İşte bu Safer ayı var ya, çok büyük felakettir. İşte memleket elden gitti, saltanat elden gitti. Yerleştirmiştir onu. Dolayısıyla öyle şeylere itibar edilmez. Ha, Allah-u Teala Safer ayında da bela ve nimet gönderir. Muharrem ayında da gönderir. Ramazan ayında da aynı şekilde gönderebilir. Ramazan ayında deprem olmaz mı? Ramazan ayında insanlar ölmez mi? Ramazan ayında aynı şekilde yağmur yağmaz mı? Kar yağmaz mı? Kışa denk geldiği zaman veya sıcak, şimdi yaza denk geliyor. Sıcak olduğu zaman kavurmaz mı? Kavurur tabii ki. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Burası imtihan yeridir. Burası imtihan yeridir. Yani Cenab-ı Hak belli aylara tahsis etmemiş. Ecel her zaman gelir. Ramazan-ı Şerif'te de gelir. Cuma gecesinde de gelir. Mübarek üç aylarda da gelir. Mübarek gecelerde de gelir. Diğer zaman dilimlerinde de gelir. Fırtına. Bekleyecek mi? Şimdi mesela diyelim ki hava bugün güneşli. Safer ayındayız. Uçak ayındayız. Kışın içerisindeyiz ama Şemsiştah'a güvenmem Mustafa Bey. İltifat-ı Ümara'ya, Şemsiştah'a, Cilve-i Nisa'ya, bu üçüne aynı şekilde güvenme diyor. Kadının cilvesine, amirin aynı şekilde iltifatına ve bir de kışın güneşine güvenme. Yani şimdi hanım dinleyiciler diyecektir, o ne demektir falan. Yani kadınları aşağılamak, hayır aşağılamak falan değil efendim. O düpedüz aynı şekilde kitaplarda açık net bildirilmiş. Çok iyi dikkat edilirse o öyledir. Babaannem kadın olduğu halde bize dua ederdi. Allah-u Teala sizi kötü kadınların şerrinden muhafaza eylesin diye kadıncağız dua ederdi. Ben de tahaccüb ederdim. Allah Allah, kadın olduğu halde kötü kadın. Çünkü sonra kitaplarda okuyunca Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Nefis kadınlarda dokuz şiddetini daha kuvvetli yaratılmıştır. Dolayısıyla bir erkek bir şey düşünceye kadar o bir kere arada zaten fark, bir kere dokuz tane fark var. Sende bir tane, onda on tane var. Dokuz farkla bir kere dokuz sıfır öne geçiyor.
9-0 öne geçiyor. Yani pabucu ters giydirebiliyor. Onun için de İslamiyet öğretilmezse, tabii o nefsin kuvvetli olması, haya da çıkarsa, ondan sonra canavar olur çıkar. Canavar olur çıkar. Kadınlığını kullanır, şusunu kullanır, busunu kullanır. Her türlü aynı şekilde felakete de, cinayete de, ne bileyim ben, fitneye de sebebiyet verebilir mi? Verebilir. Ha, onu muhafaza eder, iffetini korur. Hayasını aynı şekilde yitirmemişse, bu sefer de Cenab-ı Hak onu aziz eder. Yükseldikçe yükselir. Rabia Yadiye Hazretleri gibi saliha hanımlar zümresinden mi aynı şekilde olur? Elbette. Dezavantajı olanlar var, avantajı olanlar var. Erkeğin de avantajlı olan taraflar var, dezavantajlı taraflar olanlar var. Mesela sistemin yürümesi için Allah Teala erkeğe güçlü kuvveti yaratmış, ama aynı güç kuvvet bu sefer de nasıl ki nefs kadını tepe taklak ettiriyorsa, bu güç kuvvet de erkeği, erkek gururlu dedikleri, kibire sürüklüyor. Yani o da orada tehlikeli mi? Evet, o da orada tehlikeli. Şiddete sürüklüyor. Şiddete sürüklüyor. Onun için de mesela uygunsuz olan şeyler kadınlar arasında daha çabuk nefsleri şey olduğu için dedikoduyu da hızlı bir şekilde yayarlar. Safer ayında olmamıza rağmen hava güneşli. Tamam, kış günü itimat edilmez. Ama işte felaket gelir. Gelebilir. Mesela 30 tsunami Safer ayında mı oldu? Yok. Van'daki deprem Safer ayında mı oldu? Safer'den önce oldu. Safer ayından önce oldu. Dolayısıyla yani Muharrem ayı içerisinde oldu. Peki şey nerede oldu? 99'daki deprem Safer ayında mı oldu? Marmara bölgesini şey yapan, yani neredeyse ölü sayısı 20'ne ulaştı ama kayıplarla bilemedi. 15-16 binde kaldıydı galiba. Ölü sayısı. Dolayısıyla diğer aylarda da gelebilir, şimdi de gelebilir. Allah Teala hakkımızda hayırlısını versin ve bunlara da itibar etmeli. Ehl-i Sünnet alimlerinin temel kitaplarına bakmalı. Tam İlmihal Saadet-i Ebedi'de mübarek geceler yazılmış. Ondan sonra oradaki kameri ayların hususiyetleri ve özellikleri de yazılmış. Lazım olanlar bildirilmiş. Onun dışındakiler itibar etmeli efendim.